İstanbul'da yaşayan Ermenilerdir, Süryanilerdir.
nerededir? Alevi nerededir? İstanbul'da yaşayan kadınlardır. Geleceği yok edilen kadınlardır. Evet, bizler bu ülkede yaşayan kadınlar olarak emeğimizin sömürülmesine karşı ve bu ülkede ikinci bir vatandaş olarak görülmek istemediğimizi, eşitliğimizi, geleceğimizi, yarınlarımızı bu seçimlerle birlikte biz kadınlar mutlaka değiştireceğiz. Bu iktidarı biz kadınlar göndereceğiz. Şimdi 14 Mayıs tarihine çok az bir zaman kaldı. Ve 14 Mayıs tarihi bu iktidarın gidiş tarihi olacak. Hiç kimse kaygı duymasın. Hiç kimse kuşku duymasın. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Şimdi diyorlar ki gitmeyecekler. Bu iktidarı bırakmayacaklar. Ve oylarımızı çalacaklar diye insanlarımız huzursuz ve karamsar. Şunu hatırlatmak istiyorum. Yerel seçimlerde İstanbul seçimlerini herkese hatırlatmak istiyorum. İlk seçimde bile kazanmamıza rağmen seçimleri iptal edip ikinci bir seçim yaptıkları zaman çoğunlukla kazandığımız için, büyük bir farkla kazandığımız için öyle bir gittiler ki, İstanbul'u öyle bir terk ettiler ki arkalarına bile bakamadılar. Şimdi 14 Mayıs tarihinde öyle bir fark atalım ki onlar tıpış tıpış gitsinler. Arkalarına bile bakmadan gitsinler sevgili halkımız. Bu konuda sizlere güveniyoruz. Bu konuda İstanbul'a güveniyoruz. Ve sandıklara sahip çıkacağınızdan, bu iktidarı göndereceğinizden hiçbir kuşkumuz yok. Evet, 21 yıldır bu ülkeye zulümden başka, faşizmden başka, bu ülkeye zordan başka, hukuksuzluktan başka hiçbir şey getirmediler. Getirdikleri şey zamlar oldu. Getirdikleri şey savaş politikaları oldu. Getirdikleri şey inkar oldu, asimilasyon oldu, Kürtleri inkar oldu, Alevileri inkar oldu, kadınların katliamı oldu ve gençlere zulüm oldu. Ama artık onların zulmüne, zoruna, hukuksuzluğuna, adaletsizliğine karşı demokrasiyi, adaleti, barışı, huzuru mutlaka ama mutlaka sizlere armağan edeceğiz. Sizlere söz veriyoruz sevgili halkımız. Tabii ki. 21 yıldır bu ülkeyi yönetemediklerini herkes görüyor. İşçisi görüyor, esnafı görüyor, genci görüyor, kadını görüyor. Bu ülkede yaşayan farklı inançlar biliyor, farklı mezhepler biliyor. Evet, gitmemek için direniyorlar ama biz göndermek için direniyoruz, kazanmak için direniyoruz, başarmak için direniyoruz. Her türlü kumpası önümüze koydular. Kobani kumpas davasını açtılar. HDP'ye kapatma davasını açtılar. Ama onlarda bu tür hamleler varken bizde de elbette ki farklı hamleler var. HDP yerine yeşil solla parlamentoya girmeyi bir hedef olarak önümüze koyduk. O yüzden yeşil solun rengini Türkiye'nin her yerine yaymaya ve Türkiye'yi yeşile boyamaya, yeşil solun rengini her yerde dalgalandırmaya gidiyoruz. Ben yarın Hakkari'ye gidiyorum. Cölemer'de gidiyorum.
ilk mitingimizin startını yarın Hakkari'den vereceğiz. Ve Hakkari'de 3-0 yapmak için gideceğiz. Ama sevgili halkımız, İstanbul bizim için oldukça önemli. Şu ana kadar aldığımız oyları 2'ye 3'e katlamamız gerekiyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne büyük bir farkla yeşil solun rengini yansıtalım. Hedefimiz 100 milletvekilinin üzerine çıkmak. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek, bunu başarabilirsek ve parlamentoda anahtar bir rol üstlenebilirsek, bundan sonrası parlamentoda hiçbir yasanın, hiçbir kanunun bizim onayımız dışında geçmeyeceğini herkesin iyi bilmesi gerekiyor. Ancak bazı kafa karışıklıkları yaratanlar var. Evet, şimdi seçimlerde ittifaklar adına seçimlere giriyoruz. Bizim de bir ittifakımız var. Emek ve Özgürlük İttifakı. Başımız gözümüz üstünde yeri var. Ancak Yeşil ve Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP'nin işine yarar. Bu böyle bilinsin, bu böyle algılansın. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar ittifaka yazılmaz. Her partinin kendi hanesine yazılır. O yüzden sevgili arkadaşlarım, başka partiler size hiçbir farkımız yok, bize de verirseniz kazanırız diyenlere sakın aldanmayın, sakın güvenmeyin. Tek adresimiz var. Tek adresimiz Yeşil Sol'dur. Başka adresimiz yoktur sevgili halkımız. Sevgili arkadaşlar, bu ülkede toplumsal barışın ne kadar ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu ülkede öyle bir hava yarattılar ki insanlar birbirine düşman gözüyle bakıyor. Oysa bu ülkede herkes kardeştir. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Pomağıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle herkes kardeştir. Fakat bunlar iktidarı kaybetmemek adına, koltuklarını bırakmamak adına öyle bir kutuplaşma yarattılar ki insanlar birbirinden nefret ediyor ve bu seçime sanki bir savaşa giriyormuş gibi hazırlık yapıyor. Oysa bu seçim süreci bir demokratik süreç olmalıdır. İnsanlar istediği partiye kendi iradesiyle oy vermelidir. Benim artık emekliliğim gelmişti ama arkadaşlar dediler ki gel, biz bu şimdi yaşlılara böyle diyorlar, tecrübelerinden faydalanalım diye. Ama diğer adaylarımızın mücadele geçmişi, diğer adaylarımızın hikayeleri, özverileri, bu partinin aslında bu ülkeyi yönetmeye, bu ülkenin geleceğini tayin etmeye ne kadar da layık olduğunu gösteren en canlı örnek. Kendilerini dinleyeceksiniz, kendilerini tanıyacaksınız. Bu başka hiçbir siyasal temsiliyette yok. O yüzden bize vermediğiniz oy boşa gider. Yok, ölmesin, yaşasın. Tabii ki herkes tercih ettiğine versin ama öyle bir şey ki, öyle bir kritik kavşaktayız ki, verdiğiniz bir oy eğer bu hükümeti görevden uzaklaştırmada bu kadar tayin edici bir nokta kazanmışsa, oturup hesap uzmanı gibi titizlikle hesap etmek lazım. Buna yoldaşlarımız dahil. Yoldaşlarımız, biz düştüğümüzde kolumuza girecek olanlar, onlar düştüğünde kollarına gireceğimiz kardeşlerimiz, yoldaşlarımız. Ama
bu seçimin başka bir matematiği var. Oynamak kazanmak içindir derler ya. Tam öyle bir zamandayız. Zorbalar atını itini nallamış peşimize düşmüşler. Bu toplumda hiç ama hiç kimseye nefes aldırmıyorlar. Kendilerine göre bir tasnif yapmışlar. Bunun dışında kalan Alevi'yi, Ermeni'yi, Kürt'ü, LGBT'yi bireyleri, herkesi yok sayan, yok saymakla da bu arada LGBT'yi sözleşmesini de imzaladım. Büyük bir onurla yaptım bunu. Herkesi de bu konuda ötekileştirici ya da daha kötüsü aman ya şimdi başımızı sıkıntıya sokmayalımcı anlayışlardan uzak durmaya davet ediyorum. En kuvvetli çağrım buna. Kim ne derse desin. Bu halk her şeyi bilir. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu ben Aleviyim ne var bunda dedi. Bunu keşke daha önce söyleseydi. Birdenbire bütün bu propaganda tuzla buz oldu. Bu ülkede Kürt'ün adı da yoktu. Önce dağda gezen kart kurt diye adlandırıyorlardı. Sonra dağ Türkmenleri oldu Kürt halkı. Sonra adı eşkıyalıkla terörle anılır oldu. Ama Kürt, ben Kürt'üm ne var bunda? Ulusal demokratik kimliğimle ve bütün onurumla yaşayacağım dedi. Diliyle bunu unutturtmadı. Sıtranlarıyla, kılamlarıyla bunu unutturtmadı. Halaylarıyla bunu unutturtmadı. Ve şu bilinçle unutturtmadı. Ancak mazlum benim halimden anlar. Ancak mazlumla yan yana durursak bu zulme karşı dururuz dedi. Ve bugüne geldi. Bak baraj sorunu vardı. Şimdi baraj sorunu olanlara bir şemsiye, onurlu bir şemsiye ama böyle bir lütuf değil yani. Bir dayanışma şemsiyesi açar duruma geldi. Herkesin bundan gereken dersi, ibreti, sonucu neyse çıkarmasını diliyorum. Şimdi tekrar Yeşil ve Sol Parti'ye, Yeşil Sol Parti'ye gelecek olursak önümüzde 3 hafta kaldı. Bu 3 hafta içerisinde o kadar abur cubur ettiler ki listeleri ve benzeri duyuruları bize düşen kapı kapı gezmek, işitmeyen kulaklara kendimizi anlatmak, görmeyen gözlere kendimizi göstermek. Bakın şuradaki olan ve yeşil sol geleneğe gönül verip de burada olmayan herkes herhangi bir kapıdan refüze edilebilemez. Niye? HDP'li olmak, yeşil sol çatısı altında buluşmak. Şu anda bu memlekette sadece eza, cefa, sıkıntı ve benzeri şeyler getiriyor. Yani kendisi için bir şey talep etmeden ortaya kendini koyup canını, enerjisini, itibarını koyup gece gündüz çalışana Yeşil Sol Partili denir. Diğer sistem partilerine bakın. Bir bardak çayı şuradan alıp şuraya korken benim bundan bir menfaatim var mı yok mu? Onu 40 kantarda tartmadan o çayı oradan alıp oraya götüremezler. Bir de bu kalabalığa bakın. Evinde aşını, yatağında çocuğunu, tarlada ekinini, dükkanda işini bırakıp partisi dedi mi, seçim zamanı dedi mi, bu dayanışmayı gösteren Yoğurtçu Parkı bunlara çok defa şahit oldu. Böyle bir halkın eseriyiz. Sorumluluğumuz da bir o kadar ağır. Bu yüzden Yeşil Sol Parti. Dolayısıyla gelecek önümüzdeki günleri çok iyi değerlendirmek bizim Türkiye halklarına karşı bir sorumluluğumuz, bütün mazlumlara karşı sorumluluğumuz. Bu nöbeti
bu dönem tutacak olan vekil adaylarınız olarak biz günü 25 saat yaşıyoruz. Bir dakikasını boş geçirmiyoruz. Halen de akşam işte bir dinlenme anı olduğunda acaba eksik bıraktığımız bir şey oldu mu duygusundayız. Sizden de ricamız, belki bu son ricamız, bu 3 haftayı bu şekilde değerlendirmek. Çünkü kendimize kendimizin propagandasını yapmakla bu sayı, bu çeper genişlemiyor. Ancak bugüne kadar duymayanlara, görmeyenlere anlatmakla kayım. Ben birkaç teşekkürle bitirmek istiyorum. Önce böyle bir günde burayı dolduran kendinizi bir alkışlamanızı rica ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Her bizi serkeftin civara. Herkesi bir kalemde sayayım teşekkür babında. Emek veren bütün yoldaşlarımızı. Ama bir teşekkür faslını özellikle en sona bıraktım. Çünkü bu partinin ana omurgası, taşıyıcı kolonları onlardı. Öyle kolon misali insanlar ki hiçbir deprem onları sarsmaya, kırmaya, yıkmaya gücü yetmedi. O da kadınlardı. Onlar bu mücadeleyi, onların iradesi, onların gücü aldı bugünlere getirdi. Bizi düzeltecek olan, yarınlara taşıyacak olan da bu iradedir ağırlıkla. Önlerinde saygıyla eğilip en büyük alkışı da hep birlikte onlara yapmamızı istiyorum. Her bir şey söyle, her bir şey. Ona göç alın, her bir şey söyle, her bir şey.